Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Galatasaray fiili olarak transfer çalışmalarına başladı. Elbette ki sezon devam ediyor, elbette ki 4 hafta var. Ve bu 4 haftanın sonrasında, yani Haziran ayında resmi transfer tescil dönemi başladıktan sonra resmi imzalar atılacak ama kulüpler, özellikle de büyük kulüpler şimdiden, hatta sezonun tamamında transfer çalışmalarını yaparlar. Ama ben Galatasaray'da hem iç transferde hem de dış transferde bir yoğunluğun yaşandığı kanaatindeyim. Edindiğim çok önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum bu videomun hemen başlangıcında. Sasha Boy hiç kuşku yok ki sezon başında takımdan gönderilecek futbolcular arasında gösterilirken bulduğu şansı yani Omar El ve yeni transfer Leo Divan'ın sakatlığından sonra bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi ve şu anda takımın en formda en istikrarlı oyuncularından bir tanesi haline geldi. Diğeri de Torreira. İki tane oyuncudan bahsedebiliriz istikrar ve form grafiği açısından. Sasha Boy bu performansıyla büyük takımların gündemine geldi. Şu anda Premier Lig'de Manchester City ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal onu istiyor. Hatta menajeri Arsenal'la görüştü Galatasaray'ın olurunu alarak. Arsenal'ın Galatasaray'a vereceği teklif 17 milyon euro civarında. Elbette ki Galatasaray maksimum değeri elde etmek istiyor Sasha Boy'dan. Ama zaten futbolcunun piyasa değeri olarak 15 milyon eurodan bahsediliyor. Ben Galatasaray'ın 15 milyon euro sıcak parayı alıp karşılığında da işte 2 milyon euroyu bonuslar halinde ama bunları garanti bonuslar halinde kabul edeceğini ve toplamda 17-18 milyon euroluk bir bütçeyle Saşa Boy'u Arsenal'a satacağı inancındayım. Crystal Palace'ın daha fazla ücret önerdiği yönünde bir takım iddialar gündeme gelmişti. Hatta Crystal Palace 17 milyon pound, euro değil pound veriyor. Dolayısıyla Arsenal teklifini arttırmak zorunda denmişti ama Crystal Palace'tan gelen bir teklif yokmuş. E teklif Arsenal'dan geldi ve Arsenal gerçekten Sasha Boy'u kadrosuna katmak istiyor ve Galatasaray'a para kazandırarak çok önemli bir transfer opsiyonu olarak gidecek ve Galatasaray gerçekten elde etti bu sıcak parayla transferde çok önemli işler yapabilir. Bir diğer oyuncu Galatasaray'da gitmesi muhtemel oyuncu da Nelson. Nelson'a da Premier Lig takımları ilgi gösteriyor ve menajeri yine Galatasaray'ı bilgilendirmiş ve Galatasaray'ın oluru dahilinde, bilgisi dahilinde Premier Lig takımlarıyla görüşüyormuş. Nelson için çok daha yüksek bir ücret istiyor Galatasaray 20 milyon euro. 20 milyon euronun üzerinde bir parasal değerle Galatasaray Nelson'un transferine izin verecek. Yani Saşaboy Boy ve Nelson'dan gelecek transferler Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu stoper, Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu orta saha, Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu Santfor transferlerinde kullanılabilecek sıcak para olarak değerlendirilecek hiç kuşku yok ki. Saşa Boy gittikten sonra Leo Duba e, bu ağırlığı fazlasıyla kaldırır çünkü Leo Duba temelde çok daha iyi bir sabek, e, Fransa milli takımının oyuncusu ve biliyorsunuz e, Lyon'da da son sezonu. Da dışarıda tutarsak çok başarılı dönemleri oldu. Sol bekte oynayabiliyor. Sağ bekte de harika işler yapıyor. Çok mücadeleci. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde sağ bek sorunu, sorunu yaşatmaz. Dolayısıyla Galatasaray e, saşa boydan gelen paranın bir kısmıyla da sağ bek transfer etmek zorunda değil. Ya yani da alternatif genç bir oyuncu alınabilir. E, bunun dışında böyle bir zarureti yok. Bu da büyük bir avantaj olarak dikkat çekiyor. E, Galatasaray işte toplamda 35-40 milyon euroya yakın bir gelir elde ederse iki futbolcusunun satışından e, son derece önemli transferlerinde finansmanını yapmak bir şey olur. Onlardan bir tanesi hiç kuşku yok ki Dembele olabilir. Dembele yine Galatasaray için birinci opsiyon durumda. Bugün her ne kadar İngilizler Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğuna dair bir takım haberler yapsalar da Dembele ile ilgili olarak Galatasaray çok uzun süredir menajeriyle ve oyuncunun kendisiyle doğrudan bağlantı içerisinde. Bununla birlikte Galatasaray'da elbette ki Torreira İtalyan takımlarına gider ve AC Milan onu ısrarla istiyor. İşte Fiorentina kiralık olarak oynadığı İtalyan takımı Fiorentina da onu istiyor şeklinde haberler yapıldı. Ama herkes bir şeyi ıskalıyor. Iskaladıkları şey de şu. E, Torreira e, haber niteliğinde bir takım sosyal paylaşımlar yaptı. Sosyal medya paylaşımları yaptı. Ve e, bu nasıl haber olmadı nasıl dikkatlerden kaçtı anlamıyorum. Instagram hesabında Torreira. Aynen şunu söyledi. Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Bu renkler altında oynamaktan dolayı gururluyum ve mutlu olduğum yerde devam etmek istiyorum. Ee, ve şampiyonluktan başka e, her maç daha iyisini vermekten başka bir şey düşünmüyorum dedi. Yani Torreira'nın iradesi de Galatasaray'da kalmaktan yana. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turu oynayarak başlayacak şampiyon olduğu vakit muhtemelen. E, çünkü Şampiyonlar Ligi'nde işte Inter'in dışında e, şampiyon olma ihtimali olan diğer yeri finalistlerin hepsi kendi liglerinde elbette ki ilk dördün içine, gir ilk dördün içine girerek ya da ligi şampiyon tamamlayarak e, Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanacak. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şampiyonlar Ligi'de bir sonraki sezon gitme hakkı kazanamadığı vakit e, Türkiye şampiyonu birinci öneleme oynuyor. Yani neredeyse Haziran'ın sonunda başlayacak sezona. E, yani resmi maçlara. E, ama böyle bir şeyin olmayacağını düşünüyorum. Inter'in dışında e, bir seçenek gözükmüyor. Küçük bir ihtimal. Galatasaray dolayısıyla Temmuz ayının ortasında, Temmuz'un ikinci bölümünde e, Şampiyonlar Ligi ikinci önelemeden başlayacak. Dolayısıyla çok kısa bir zaman aralığı. Bu zaman aralığında yeni bir takım kurmak, e, 6-7 tane oyuncu transfer edebilmek çok büyük bir risk e, ve Yeni takımın uyum ve zamana ihtiyacı olduğu, Uyum süreci yaşayacağı ve zamana ihtiyacı olduğundan gerçek e, olduğu gerçeğinden hareketle e, Galatasaray'ın kadrosunu büyük ölçüde e, koruyacağını, bunların başında da koruyacağı oyuncuların yani devam edeceği oyuncuların başında da e, Oliveira, Lucas Torreira'nın geldiğini söyleyebiliriz. Oliveira öyle öncelikli bir oyuncu değil ama Lucas Torreira öncelikli bir oyuncu çünkü gerçekten e, Avrupalıların fundamental Dedikleri temel parça takımın değişmeyen oyuncusu her topta var araya giriyor e, defansın arkasına kadar gelerek top alıyor topu geriden başlatıyor stoperlerin arasına giriyor temas oyununda var hava toplarında var e, boy avantajına rağmen e, ve aldığı topu doğru kullanıyor Oliveira gibi değil aldığı topu ne kadar baskı yemiş olursa olsun takım arkadaşlarına kazandırmasını biliyor. topu kullanma biçimi açısından da son üstün bir oyun. Dolayısıyla Galatasaray'ın kaybetmemesi gereken bir oyun ki Okan Buruk'un da Torreira başta olmak üzere Epek pek çok oyuncuyu kadroda görmek istediği bildiriliyor. Bununla birlikte Icardi'nin de bütün aktarı alınacak Galatasaray'dan ama Icardi uzun erinde yani 3 artı 1 yıllık sözleşmeyle normalde Paris Saint Germain'de kazandığını çok daha altına bir fiyata imza atacak Galatasaray'a. Ben Icardi'ye bonuslarla birlikte maksimum 4 milyon euro verileceğini ama 3 yıllık sözleşme verileceğini düşünüyorum. Icardi de buna sıcak bakıyor. Paris Saint Germain'le de vadelere yayarak yani taksitlendirerek bir ödeme planı çıkartacak Galatasaray ve 10 milyon euronun altında olacak bu rakam. E, ve Icardi ile de sezon bitmeden sözleşme imzalayacak Galatasaray. E, Raşika Galatasaray'da kalmak istediğini iradesini Galatasaray'da devam etmek istediğini söylemişti zaten. Raşika'nın da Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Ama Norwich City'yi ikna etmek zor. Çünkü onlar 11 milyon euro ödeyerek Werder Bremen'den transfer etmişlerdi Raşika'yı. Şimdi aynı parayı bekleyecekler. Şampiyon Strip'teki durumları kritik. Ee, ve muhtemelen e, rakikaya talip olan başka takımlarda olduğu için e, pazarlıkta çok taviz vermeyen bir rol üstlenecek Norwich City kulübü ama bu noktada Galatasaray yine Icardi transferindeki iş bitiriciliği e, diğer transferler Lucas Torreira, Mertens transferindeki çabukluğu ve e, pratikliğiyle e, Norwich City ikna etmeli yani ikna edici özelliğini ortaya koymalı e, ben yine Galatasarayın 11 milyon euro vermemek için çok direneceğini e, ve e, Paris Saint Germain'e e, öden, ö, için yapılacak ödeme planını yine Norwich City'ye de sunacağını yani vadelere yayarak ödeme yapacağını ki Zaniola'da da vadelere yayılarak ödeme yapılıyor ve Galatasaray hiç para vermeden Zaniola'yı oynatmaya başladı. Sonbaharda ilk taksidini ödeyecek. E, bu plan çerçevesinde İngiliz kulübünü ikna etmeye çalışacağını düşünüyorum. Raşika'da hiç kuşku yok ki bazı maçlarda performans sorunu yaşasa ve eleştiriye açık bir görüntü verse de Galatasaray'ın kazanması gereken en azından yeni sezonda hemen oynatacağı hiç sorun yaşamayacağı oyunculardan bir tane ve Şampiyonlar Ligi macerasında yani ikinci tur, üçüncü tur sonrasında playoff ve gruplara giden bu süreçte zorlu yolda Galatasaray'a çok büyük katkısı olacaktır. Hiç kuşku yok ki Raşika'nın da Raşika ve Icardi'nin de bütün haklarının alınacağını düşünüyorum. Şimdilik sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.